Bay Kemal, acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır diyorsun. Ya sen ne yüzsüzsün ya? Sen de yüz var mı ya? Sen nasıl oluyor da 5 yıldır, 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır nasıl diyorsun ya? Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı gönderiyorum. Sana İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Seni bilgilendirsinler diye. Ya sen bunlara layık değilsin. Sen bunlara layık değilsin. Ve utanmadan, sıkılmadan kalkıp Cumhurbaşkanına fatura kesmeye kalkıyorsun. Senin bu yaklaşımlarınla bu ülkede biz terörizmle mücadeleyi durdurmayacağız. Sen teröristlerle el ele, kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin. Ama biz teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünlerden seyret. Biz bu yolda ağlayarak teröristi sevindirmeyeceğim diyen şehit babalarının asaletiyle yürüyoruz. Biz bu yolda gecenin karanlığını dualarıyla aydınlatan piri fanilerimizin samimiyetiyle yürüyoruz. Biz bu yolda 15 Temmuz gecesi tanklara meydan okuyan kadınlarımızın dirayetiyle yürüyoruz. Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla beraber Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek, korkak bir adamsın. Evet, gönüller yapmak, gönüller kazanmak gayesiyle çıktığımız bu kutlu yolda şehitlerimizden ilham alarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Ve bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz, mezar. Hırsları için Türkiye düşmanlarına el açan müstevlilere inat. Vakarımızdan, onurumuzdan taviz vermedik, vermiyoruz. Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat. Biz bu mücadeleyi milletimiz için, milletimizle birlikte yürüyoruz. İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez. Bay Kemal, şu teröristlere bir gün terörist de be. Diyebiliyor mu? Diyemez. Niye? Onlarla ortak. Diyemez ve demeyecek. Ama bak, biz gümbür gümbür üzerine üzerine gidiyor ve bunları çökertiyoruz. Ve çökerteceğiz. PKK'nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum diyenler Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Biz ise tıpkı Pir Sultan gibi diyoruz ki koyun beni hak aşkına yanayım. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım? Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. İşte bunun için Aşık Yunus gibi diyoruz ki yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre, er odur alçakta dura, yüceden bakan göz değil. Bize bunlar terörle mücadele dersi veremez. Masumların alçakça katledildiği 6-8 Ekim olaylarının faillerini
yargıdan kaçırmak için Silivri önünde milletvekillerini ip gibi sıraya dizenler bize vicdandan söz edemez. Biz siyaseti başkaları gibi ülke ve millet düşmanlarına şirinlik için değil, can borcumuz olan aziz milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. Her ne yapıyorsak bu uğurda özellikle yapıyor, gerektiğinde kendi istikbalimizi ve canımızı ortaya koymaktan da çekinmiyoruz. Kardeşlerim, Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz. Her karışında bir şehidin yattığı bu cennet vatanı canımız pahasına FETÖ'cü hainlere de, PKK'lı katillere de, DAEŞ'lı canilere de teslim etmedik, etmeyiz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bu yola tam bağımsız Türkiye idealiyle çıktık. Biz bu yola bölgesinde ve dünyada lider ülke hedefiyle çıktık. Bugünlere de birilerinin ihsanıyla değil, DAEŞ'inden PKK'sına, FETÖ'sünden DHKPC'sine kadar nice katil sürüleriyle mücadele ederek geldi. Ya sen önce teşkilatlarındaki DHKPC'lileri temizle. Ey Kılıçdaroğlu, sen önce onları temizle. Bunların da sana bütün her şeyini ortaya çıkararak önüne koyacağız, merak etme. Manşetlerle çarpıştık. Devletin içine çöreklenmiş çetelerle çarpıştık. Cumhuriyet mitinglerinden gezi olaylarına kadar nice provokasyona, 15 Temmuz gecesi tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okuduk. Ama Allah'a hamdolsun milletin emanetini yere düşürmedik. Hırsları için Türkiye düşmanlarına el açan müstevlilere inat. Vakarımızdan, onurumuzdan taviz vermedik, vermiyoruz. Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat. Biz bu mücadeleyi milletimiz için, milletimizle birlikte yürüyoruz. Milletimizin teveccühünü hiçbir zaman boşa çıkarmadık. İnşallah bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Gençler, buna hazır mıyız?